Üniversitemiz Kültür ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programına hoş geldiniz. Değerli konuklar, şimdi Profesör Doktor Habib Özkan Bey'i Şühedanın İzindanlı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davetimi arz ediyorum. Kıymetli Rektör Yardımcım, Şühedanın İzinde kıymetli gençler, kıymetli hocalarım, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu konuşma teklifi bana 2 gün önce geldi. O zaman Afrin'deydim. Afrin'de Şühedanın izindeydim. Kabul ettim. Zaten yoğundum. Birçok programlarımız vardı. Ama hayır diyemedim. Bundan 3 yıl önce 2019'da Afrin Eğitim Fakültesi dekanlığı önerisi oldu bana. Ben o zaman yeni profesör olmuştum. Tabii 25 yıl sonra profesör oldum. Böyle artık dedik biraz rahat edelim, istirahat edelim, profesörlüğümüzün tadını çıkaralım. Bir de Afrin, tabii 2019'un Afrin'i hayal edin. Her gün Tedrifat bölgesinden yoğun şekilde bombalar atılıyor, patlamalar oluyor. Kabul edeyim mi, etmeyeyim mi diye düşündüm. Eşime sordum. Dedim hanım, hatun ne dersin? Hanım dedi ki, yok dedi. Y ile O arasında o kadar O vardı ki, yok. Bir daha tekrar edemedim. Çünkü bir daha söylesem bir daha yok olacağını cevabını almıştım. Ama sonra geçmiş yıllarım aklıma geldi. Ben 90'lı yılların ortaları gibi asker öğretmen olarak Doğu'da bir yere tayin edildim. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Şühedanın izinde olduğumuzu, şühedanın yolunda olduğumuzu gösterme manası. Okul 92'de yakılmıştı. Terör olayları malumuz. Gittik, okulu tamir edip açtırdık. Başladık eğitim öğretime. Tabii zor bir bölge, sıkıntılı bir bölge, riskleri yüksek bir bölge. Askerliğim boyunca orada öğretmen olarak görev yaptım. Ve bulunduğum köyümde 4 tane asker şehit edildi. Sonra bizi oradan bölge kapatılınca başka bir okula, daha büyükçe bir okula verdiler. Bizden önce 4 tane öğretmen şehit edilmiş. Evet, şühedanın izindeyiz. Şehitler Tepesi boş değil. Boşta kalmayacak. İşte sizler buradasınız. Bunu 15 Temmuz'da gördük. Şühedâ Tepesi boş değil. Boşta bırakmayacağız. Sevgili gençler, bunu niye anlattım? Zaman zaman hepimize sorumluluklar düşüyor. Bunun mesajını vermek istedim. İkinci bahsedeceğim konu hayat geçmişe dönük anlaşılır, geleceğe dönük yaşanır. Geçmişi anlamamız lazım. Çanakkale'yi anlamamız lazım. Ama Çanakkale'yi anlamanın yolu Uhud'dan geçiyor. Bedir'den geçiyor. Hayber'den geçiyor. Çünkü bu ruh kaynağını oralardan alıyor. Hazreti Hamza cihada giderken öyle bir heybetle gidermiş ki Peygamber Efendimiz Hazreti Hamza'ya demiş, dağlar titriyor, yer titriyor senin cesaretinden, ferasetinden, kahramanlığından. Biraz daha sakin yürü. Evet. Bugün anlamak için Hazreti Hamza'yı anlamak lazım. Bugün anlamak için Hazreti Ali'yi anlamak lazım. Harp Haydar-ı Kerrar. Evet, Hayber'in fethinin kapısını nasıl tek başına aldığını hepimiz tarih kitaplarında okuyoruz. Bugün anlamak Yavuz Sultan Selim'i anlamaktan geçer gençler. Şühedanın izinde gençler. Evet, Yavuz Sultan Selim
8 yıllık sultanlık hayatında 80 yıllık bir geleceğe imza atmıştır. Aramızda bilenler vardır. Mısır'a sefer yapacak. Memnunlar. Sina çölünü geçmesi gerekiyor. Evet, Sina çölü. Bugün baktım 2500 kilometreymiş. Koca bir orduyla şimdiye kadar geçen olmamış. Ama ben geçeceğim demiş. Ordu yürümeye başlamış. Önde komutan Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri demişler ki Napolyon bile burayı geçemedi. Askerleri susuzluktan, sıcaktan telef oldu. Evet, başlamış seyri sefere. 2500 kilometre koca ordu. Belli bir süre gittikten sonra atından iniyor. Atından iniyor. Yürümeye başlıyor. Normalde bir komutanın aslında inmesi beklenmez. Bunu gören askerler ve komutanlar da inip yaya olarak yollarına devam etmeye başlıyorlar. Sonra paşalar, komutanlar diyorlar ki Hasan Can'a, evet, nedir bu? Bunun izahı nedir? Ordu telef olacak. 6.50 ile eksi 20 arasında bir sıcaklık var. Gündüz ateş, gece don ve çöldesiniz. Bilmiyorum, böyle bir hayal edin lütfen. Hasan Can soruyor. Korkuyor ama. Yavuz'a öyle her soru sorma. Her baba yiğidin nikahı değil. Evet. Diyor, attan inmeyeyim mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde gidiyor. Bize rehberlik yapıyor. Bir bulut da orduya refakat ediyor. Serinlik yapıyor. Allah'ın kumandana soruyorlar. Diyorlar, biz Çanakkale'de niye yenildik? Biz diyor Allah'la savaştık. Ondan yenildik diyor. Churchill diyor ki biz normal askerlerle savaşmıyorduk. Bazı askerleri öldürüyorduk ama bazı askerleri öldüremiyorduk. Ölmüyorlardı. Hatıratları okuyun. Ne mucizeler, ne kerametler yaşanmış. Onun için diyorlar ki Çanakkale'de biz bir orduyla savaşmadık. Allah'la savaştık ve yenildik. Unutursak kanımız kurusun. Kanımızı kuruturlar. Evet, kanımızı kuruturlar. Ama Çanakkale geçilemedi. Geçilemeyecek. Gemiler seyir sefer yaparken geçtikleri boğazlarda şu boğazı geçtik, bu boğazı geçtik diye ne diyelim, gemi jurnallerine kayıtlarına geçerlermiş. İşte Cebel-i Tarık boğazını geçtik. Evet, boğaz içini geçtik. Ama Çanakkale'ye geçtiklerinde evet, Çanakkale şehitlerinin Çanakkale'yi 2 kilometreden selamladık diye yazarlarmış. Niye biliyor musunuz? Çanakkale geçilmezdi ondan. Geçemeyeceklerdi ondan. Evet, Çanakkale'yi hepimiz biliyoruz. Azman dedeyi biliyor musunuz? Azman dedeyi bilir misiniz? Bilirsiniz. Tevazu göstermeyin. Azman dede Balıkesirli, 2 metre boyunda çam yarması gibi bir adam. Gençlik yıllarında Çanakkale'ye katılıyor.
Evet, Çanakkale'ye katılıyor. Tabii asker her gün azalıyor, her gün azalıyor, her gün azalıyor. Askerimiz iyice yıpranıyor. Hep diyorlar, biz ölürsek arkadan yeni askerler gelecek. Geliyor. Geliyor. Galatasaray Mektebi Sultanisi'nin bıyıkları daha yeni terlemiş, gençleri geliyor. O yıl Galatasaray Mektebi Sultanisi ve Türkiye'deki o zaman liselerin çoğu mezun vermiyor gençler. Geliyorlar. Evet, geliyorlar gençler. Galatasaray Mektebi Sultanisi'nin gençleri geliyorlar. Hangi şarkıyı söyleyerek, hangi türküyü söyleyerek geliyorlar? Tahmin edin. Evet. Hey 15'li, 15'li sokak yolları taşlı, Tokat yolları taşlı. 15'liler gidiyor. Anaların gözleri yaşlı, kızların gözleri yaşlı. Bu marşı söyleyerek geliyorlar. Hani bizde gençleri ilk doğduğunda, bilmiyorum, İç Anadolu'dan insanlar vardır aramızda. Evet, çocuklarını şehit olsun, gazi olsun diye yetiştirirler. Kurban gibi kınamalarlar. İç Anadolu'da bir süre yaşadım, çocuklarına satılmış ismini koyuyorlar. Duydunuz mu bilmiyorum. Amcanın ismi. Dedim ya bu nasıl bir isimdir? Yani garibime geldi. Sonra anladım ki isimmiş meğer. Evet. Daha dünyaya geldiğinde satıyor. Kime satıyor? Vatana satıyor. Kime satıyor? Mukaddesatına satıyor. Kime satıyor? Evet. Kime satıyor? İlahi kelimetullah'a satıyor. Kime satıyor? Kime satıyor? Hani diyorlar ya, Afrin'e giderken askerlerimize, yolculuk nereye? Kızıl Elma'ya. Kızıl Elma bir ufuk. Güneşin battığı yer. Hatta değil, battığı yerden daha öte. Evet, Kızıl Elma. İlahi kelimatullah. Evet, doğan çocuğunu Allah'a satıyor. Satılmış ismi buradan geliyor. Evet, tabi günü anlamak Antep'i bilmekten geçiyor. Şehit Kamil'i, küçük Kamil'i 14 yaşında hikayesi biliyorsunuz, bilmekten geçiyor. Niye gün anlayacağız? Niye Çanakkale'yi unutmayacağız? Evet, unutursanız yok olursunuz. Ülkünüz olmazsa ülkesizleşiriz. Ülkesizleşirsiniz. Bu dava büyük. Bu davanın sahibi Allah. Bu davanın sahibi Peygamber. Bu davanın sahibi Fatih. Birini atlayıp birini konuşuyorum. Aslında ben çok dolu geldim buraya bugün. Hepsini konuşamıyorum. Böyle bir notum da var. Onları unuttum böyle sizlerin heyecanından. Evet. Bu dava. Bu dava. Evet. Madem ölüm var, bari. Evet. İnsanın, insanlığın ve İslam'ın ve vatanın ve milletin ve namusunun yolunda ölmek. Ona şehit diyorlar. Şehitlikle ilgili ayetleri, anlamları hepinizin bildiğini varsayıyorum. Şehit ismi de nereden geliyormuş biliyor musun? Şahitten geliyor. Şahit olmak. Neye biliyor musunuz? Tekrar tekrar şahit olmak. Ölüler öldüğünü, şehitler öldüğünü bilmiyorlarmış. O anı tekrar tekrar yaşıyorlarmış, tekrar tekrar yaşıyorlarmış. Onun için şehit. Evet gençler, geçmişi anladığımızı varsayıyorum. Peki bu Çanakkale'nin bize mesajı ne? Ne yapacaksınız, ne yapacağız? Görevimiz ne, vazifemiz ne? Tekrar söylüyorum, çalışmazsanız, üretmezseniz, koşmazsanız sizi bu coğrafyada durdurmazlar. Burada yaşanan böyle mangal gibi yürek istiyor. Evet, Yaşar Kemal galiba diyor ki, dünyada bedeninizin ya da vücudunuzun ne kadar yer tuttuğu önemli değil. Kalbinizin ve ruhunuzun ne kadar yer kapladığı önemli. Bizim gönül coğrafyamız o kadar yer kaplıyor ki. Evet,
dünya nüfusunun fiziki alet olarak yarısını kaplıyor. Bizim öyle bir medeniyetimiz var ki, ben ölürsem benden sonrakiler yaşar. Vücudumu cehennemde o kadar büyük ki, diğer müminlere yer kalmasın. İşte kalbe. Kalbe bakın, ihsar hasreti. Başkaları için yaşama hasreti. Tekrar dönüyorum, mevzu uzun, program var. Ben de hoca olunca, böyle iyi bir dinleyici bulunca, İyi konuşurum yani. Peki ne yapacağız bugün? Çok basit arkadaşlar. Şehedanın izinden gideceğiz. Konferansımın başında demiştim, hanım yok dediği halde. Niye kabul ettin de Afrin'e gittin? O zaman ben Hazreti Hamza'nın yüzüne nasıl bakardım? Fatih'in yüzüne nasıl bakardım? O şehit edilen, unuttum bu arada ha, Azam dedeyim. O bıyığı yeni terlemiş çocukların yüzüne nasıl bakardım? Ben sizlere bu konferansı nasıl verirdim? Ulan mangalda kül bırakma, fiiliyata gelince de ya işte daha yeni profesör oldum, gün göreceğim, daha ne olur ne olmaz her gün. Ha, bak karşınızda bunu şühedanın izinde olduğumu örnekleriyle anlattım, şahsımı övmek için değil. Evet, Azman dedeye tekrar döneyim. Azman dede. Baktınız mı bu arada? Kimdir Azman dede? Bakın, videosu da var. Azman dede, savaş biter döner gelir. Evet, o çocuklara anlatayım tekrar. Gelirler. Marşı söyleyerek. Ve gece talim ettirilir. Merdiven böyle sürülecek, süngü böyle takılacak. Sabah gün ağarmadan düşman topları, Fransız ve İngiliz topları, tapyaları dövmeye başlar. Önce bizim çocuklarımız birbirlerine sarılırlar, korkarlar. Ama sonra marşlarını söylemeye devam ederler. Zannediyorum biraz sonra söylenecek. Sonra hücum dediklerinde kalkarlar ama düşmanın topuyla şehadet şerbesini içerler. İşte Azman dede o günden sonra, savaştan sonra her aklına bu hadise geldiğinde ağlamaya başlar. Sorarlar Azman dedeye, niye ağlıyorsun? Başlayacak anlatmaya, anlatamaz hüngür hüngür ağlamaya başlar. Anlatamaz. Her böyle bıyığı yeni terlemiş genç delikanlı gördüğünde ağlamaya başlar. Derler, Azman dede, niye ağlıyorsun? Anlatamaz. Ağlamaya devam eder. Ağlamak aslında o kadar yüklü mesajlarıyla olan bir mesele ki Allah herkese ağlamayı nasip etsin. Ağlamak güzellikle ilgili, tabii kötü şeyler için kastetmiyorum. Sonra Azman dede yaşlanır. Derler ki, ölüp gideceğin artık anlat. Ve bu hadiseyi anlatır. Evet. Galatasaray Mektebi Sultanisi'nin gençleri, daha bu yeni terlemiş, 14-15 yaşında gençleri şehit olur. Evet gençler, şimdi biz ne yapacağız? Atatürk diyor ki, bir milletin orduları ne kadar savaş meydanlarında büyük zaferler elde ederse etsin, eğitim ordusuyla desteklenmedikçe hakiki ve gerçek bir zafer elde edilmiş değildir. Zafer sürdürülemez. İşte sizler. Ne yapacağız? Emredildiğimiz gibi dost olacağız. Düşmanlarımız var. Hariçte ve dahilde ve içimizde. Bir, cehalet. İlim silahıyla mücadele edeceğiz. Bir elimize Kur'an'ı, diğer elimize matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi, güzel sanatları, coğrafyayı, psikolojiyi, sosyolojiyi alacağız. Bilim ve dinin birleşmesinden hakikat ortaya çıkar. Çift kanatlı kuş gibi olacağız. Cehaleti yeneceğiz. Evet, ekonomik olarak sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. Ne yapacağız? Üreteceğiz.
çalışacağız. Yoksa ne derler bize biliyor musunuz? Sizi gidi miras yediler sizi. Biz sizin için mi öldük, şehit olduk? Hani baba evladına malı mülkü bırakır, evlat çarçur eder. Ona ne denir? Miras yedi. Evet, dur yolcu. Bilmeden bastığın toprak bir devrin battığı yerdir. Evet, bize sorarlar. Kim sorar? Kim sorar? Dünyaya geldiğinde ümmeti ümmeti diyen peygamber sorar. Çanakkale'de 200 bin şehit sorar. Sorar da sorarlar. Nasıl hesaplayacağız? Nasıl yüzlerine bakacağız? Hani küçük bir aşağıya hata yaparız, mahcup oluruz. Evet, güzel. Onlara sorularına cevap vermek için, miras yedi olmamak için üretmemiz lazım. Mühendisler üretecek, öğretmenler koşacak, sanatçılar üretecek. İşte matematik bilmeden bugün hiçbir modern gelişmenin altına imza atamayız. Fizik bilmeden hiç yol, köprü uzaya füze gönderemeyiz. Ha size fırsat. Canımızı vermesi istenmiyor. Bilmemiz isteniyor. Üreteceğiz gençler. Üreteceğiz. Çalışacağız. Sizin sorumluluğunuz bu. Sonra diğer bir sorunumuz daha var. İtilaflar. O ve bu şu nedenle sağ sol borcu bu üncü diye sevdiğim bir farklılık bulup kavga ediyoruz. Hayır. Birlikte olduğumuz noktaları ön plana çıkarıp birlikte yaşama kültürünü geliştireceğiz. Diğer iki bana göre en önemlisi yeisten kurtulacağız. Umutsuzluk hastalığı. Bize diyorlar hep onlar yapar siz seyredersiniz. Niye öyle olsun ki? Biz de yaparız. Biz de üretiriz. Biz de geliştiririz. Niye Allah onlara verdi bize niye vermesin? Bu millet İslam'ın son ordusu değil mi? Bu millet İslam'ın 1000 yıldan beri bayrağını dalgalandırmıyor mu? Allah da demiyor mu? Kaderinizi çabalarınıza bağlı kıldım. Anlamı ne? Çalışırsan sana da veririm. Evet, çalıştıkları verdi onlara. Çalışma sırası şimdi bizde. Çalışacağız gençler. Evet, miras yedi olmayacağız. Şimdi özür diliyorum. Çok çok uzun gidebilir. Çok çok uzun uzun konuşabiliriz. Fakat çok vaktinizi de almak istemiyorum. Bana 10 dakika dediler ama şu an kaç dakika oldu ben bilmiyorum. Evet. Şühedanın izinde gençler. Evet, kimin yolundayız? Bunu herhalde bugün anladık, anlamaya çalıştık. Yolumuzdan dönmek yok. Dönersek kanımız kurur. Zaten dönerseniz de sizi yok ederler. Evet, Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar. Sayın Özkan'a değerli konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Türk Halk Müziği topluluğunu sahneye davet ediyor ve seslendireceği türküleriyle sizleri baş başa bırakıyorum.
hadise var orada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tarunade zuldur bu rezil istiyar. Daha 20. asır yok mu? O mahluk asil, ne kadar gözlüsü mevcut ise, hakkıyla sefil. Huskumen Beyciğim aylarca durup karşısında, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afet o yüz, medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden mahmet.
Thank you.
Türk Halk Müziği topluluğu ve şiirleri seslendiren arkadaşımız Mustafa Gümüş'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı